çok zor beğenen, her şeyi eleştiren biri olarak bu dizilerin hakkını vermek istedim. Niye Onu hemen? eleştiriyorsun. Ben kimi eleştiriyorum? Onu eleştiriyorsun. Senin bunları eleştirmiyor olman bence bir başarı. Kayıttayız. Yepyeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün Netflix'in Türk piyasasına girmesiyle, üstüne bir de yaza doğru Disney Plus'ın da piyasaya girecek olmasıyla canlanan yüksek bütçeli birkaç Türk dizisi üzerinden platform Türk dizilerini konuşacağız biraz. Bu yüksek bütçeli diziler artık bir istisna olmaktan çıkarak normalleşmeye başladılar gittikçe. Peki bu normalleşen yüksek bütçeli Türk dizileri Türkiye'nin sektörleşmesine, daha sonra bu sektörleşmeyle birlikte de bir büyümeye sebep oluyor. Peki bu büyüme beraberinde bize kalite getiriyor mu? Bugün bakacağımız ilk soru bu. Bakmama rağmen hatırlamadığım ikinci soru da bu kaliteyi dünya standartlarında nasıl değerlendirmeliyiz? Bu iki sorunun cevabını videonun sonunda vermiş olacağız. En azından benim düşüncelerimi vermiş olacağız, cevaplarını vermiş olacağız demeyelim. Bu iki soru bizim için çok kritik iki soru. Dilerseniz şimdi birkaç son dönem yüksek bütçeli dizi üzerinden konuşarak bu soruların cevabını arayalım. Ama aramadan önce 10.000 aboneye gittikçe yaklaşıyoruz. Ama oraya ulaşmada desteğinize ihtiyacımız var. Her zamanki gibi iğrenç esprilerimle başlıyorum. Takip etmeyenler takip ediyor. Takip edenler ne yapıyor? Arkadaşlarına öneriyorlar. Kralarına, çocuklarına kusuyorlar. Öneriyorlar, paylaşıyorlar, like'lıyorlar. Ama en önemlisi nedense bu aralar biraz yapılan yorum adeti düştü. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Lütfen onları da yazın. Ve bu hafta da bizi Cemreler takip ediyor. Ay, unisex gidici. Bir tehdit yok. Ben Cemreleri tanımıyorum. İşte takip etsinler. Denizler de takip etsin. Takip edenler de yazsın. Diyaloğa dayalı, düşük bütçeli komedi filmlerinde yerel platformlar çok iyi işler çıkarıyor. İşte Gibi olsun, Ayak İşleri olsun, 10.000 Adım. Bunun gibi küçük diyaloğa dayalı işler yerel platformlarda dediğim gibi çok güzel ilerliyor. Büyük bütçeli işlere geldiğimizde ilk adımları Netflix atmaya başladı. Hakan Muhafız'la Atiye'ye burada çok zaman ayırmak istemiyorum. Biraz vakit kaybı olur. Ancak globalde bu diziler çok fazla izlenince arkasının yolunu açtılar. Yani ben çok değinmek istemesem de kalitelerinden dolayı. Daha fazla işin çıkması için yol açtıkları bir gerçek. Peki bugün hangi dizileri konuşacağız? 3 diziye değinmek istiyorum. Şu an sektörü büyük miktarda etkileyen Kulüp, Uysallar ve en son çıkan Yakamoz S245. Hakan Muhafız ve Atiye gibi dizilerin aslında bir yerde kalitenin çok düşük olma sebebi de yapım tarafında yabancı istilasına uğramış olmalarıydı. Yani Netflix'in ilk işleri olduğu için hep yurt dışı danışmanlarıyla yapılmış işlerdi. Bu etki azaldıkça özellikle mesela Kulüp ve Uysallar'da tamamen Türk yazar, yönetmen ve ekipler tarafından iş ele alınınca kalitenin bir anda yükseldiğini çok büyük rahatlıkla görebiliyoruz. Peki tüm bu işler, bu kaliteler dünya standartlarında işler mi? Evet veya hayır gibi bir cevabı yok. Kısa cevap hayır değiller. Ama biz bugün biraz daha uzun bir... Evet ya da hayır yok ama kısa cevap hayır. Daha detaylı baktığımız zaman bu dediğim gibi gıpgri bir hayır değil. Burada bazı detaylar var konuşmamız gereken. İlk bakacağımız dizi Kulüp. Kulüp kamera arkasının zoruyla izlediğim bir dizi oldu. Benim için harika bir geçiş dizisi örneği oldu. Her bir bölümü 2-2,5 saat süren, yarısından fazlası sadece bakışmalarla dolu olan dizilerden kurtulup yine o tam o yapıdan %100 kurtulamadığımız, işte dramanın zaman zaman çok abartıldığı ama bütün prodüksiyon kalitesiyle, oyunculuğuyla, set tasarımlarıyla gerçekten de kalbur üstü ve güzel bir iş Kulüp. Yine dediğim gibi dünya standartlarında mı? Hayır ama çok iyi bir geçiş dizisi. Annenizle birlikte oturup izleyebileceğiniz, hikayeye kapılabileceğiniz. Yine bir tık fazla uzun ama bir sezonu 50 bölüm, her bir bölümü 2,5 saat olan bir diziden 8 bölümde derli toplu anlatılıp başlayıp biten bir hikayeye geçiş. Türkiye'de platform dizilerine geçiş anlamında benim için en müthiş, en kusursuz örneklerden biri oldu. O nedenle çok takdir ettiğim ve beğendiğim bir iş oldu. Peki ya kaos sevdalısı Uysallar? Uysallar aslında tam Kulübün geçişinden sonra gelen ilk özgün işlerden birisi. Yazarı Hakan Günday ve Türk yönetmen ve yapımcılar tarafından çekilmiş bir dizi. Ve tam artık işte bir platform işi. Bir derdi, bir hikayesi var. Ama tabii ki bunu ne kadar iyi anlatıyor? Bir iki bölüm fazlası var. Her bir sahnede istisnasız görsel bir mesajla bombardıman edildiğiniz için... Böyle de bir şey değil ha bu arada. İnanılmaz yorucu da bir dizi. İşte neydi, tam gaz mıydı neydi, yok sonra tam sönüyor bir şeyler oluyor. Her karede bir mesaj var ama yani birazcık bir liseli kısa filmi gibi de bir havası var. Çünkü madem bu imkanlarımız var her kareye bir mesaj sığdıralım. Ama onlara rağmen Türkiye'de eleştirel politik bir iş herhalde ancak bu kadar yapılabiliyor günümüzde. O anlamda da
Yine bir tık kör gözüme parmak işte devlet karakteri o bu şu olsa da hiç olmamasındansa en azından bunun olması bizim için önemli bir iş. Fight Club 22 yıl önce aynı derdi anlattı mı? Yakın bir şeyler anlattı. Biz biraz her zaman olduğu gibi geriden geliyoruz ama yine de bu uysalların önemini yitirmiyor. Çünkü elimizde yine kalburüstü, elle tutulabilir bir iş var. İyi oyunculuklar ve iyi bir yapımla önümüze sunan bir iş. Dediğim gibi bu liseli ergen tavrından kurtulabilse, her yere bir mesaj sığdırmalıyım gayesinden kurtulabilse ama yine de şu anda bu işler bizim için çok önemli. Korku ve komedi kıskacında tıkanıp kalmış Türkiye sektörü için bunun gibi işler müthiş olmasalar da kalbur üstü olmalarıyla bile seyirciyi eğitecek önemli işler. Geldik Yakamoz S245'e. Bu işle aslında yabancı istilasına biraz geri dönüldü ama bu sefer bir tık geçerli olabilecek bir sebebimiz var. Bir Alman dizisinden bir spin-off olması. Bunun da hiç reklam edilmemiş olması çok garip. Eğer Into the Night'ı izlemediyseniz, son bölümde Kıvanç'ı görmediyseniz, fragmanlar düştüğü zaman bunların bağlantılı olduğuna dair hiçbir açıklama yayınlanmadı. Bir diziden belli birkaç karakterin alınıp ya da aynı evrende geçip yeni bir dizi oluşturulması. Yabancı istilasıyla dolu ilk bölümde dizinin en kötü bölümü, gerçekten çok kötü bölüm. Kullanılan hiçbir Türk aslında Türkiye'de yemiyor. Daha ilk saniyeden neler olduğunu anlıyorsunuz. Kim kimin hangi akrabası, kimin arasında ne olmuş, ileride ne olacak? Aslında hepsini bir anda çözüyorsunuz. Çünkü bunlar Türkiye'de yemeyen formüller. Ancak ne hikmettir? İkinci bölümden itibaren Türk yazarların ele almaya başlamasıyla dizinin seviyesi bir anda toparlanmaya başlıyor. Ha, aksiyon sahnelerinin leşliği gerçekten akıl almaz seviyede. Özellikle tüneldeki aksiyon sahnelerinde gözüm kanadı. Ama onun haricinde kalburüstü bir diziyle karşı karşıyayız. Yüksek prodüksiyonlu, spin-off olan, Almanlarla birlikte çalışılmış bir dizinin oluşması bile Türkiye'de bizim için çok önemli. Yine iyi bir iş mi? Dediğim gibi özellikle aksiyon sahneleri kötü olunca aşağı çekiliyor bir aksiyon dizisi. Yine de önemli bir dizi ve özellikle yabancı bir diziyle bağlantılı olması da yurt dışı seyirci kitlesini de oldukça yükseltecektir. Çok büyük olasılıkla bir ortak dizi veya iki ayrı diziyle ortak gidip gelmeler olacağı için de Türk sektörü için çok önemli bir yapı. Bir de Pera Palas var ki of kine of. Yani tür olarak, yapılan iş olarak çok ihtiyacımız olan bir iş. İşte biraz bilim kurgu dokunuyor, ucundan biraz fantezi dokunuyor. Ama bu kadar vasat bir senaryo. Yani yapımında yabancılar var mı bakmadım bile ama çok büyük olasılıkla var. Hikayeler çünkü çok kötü, senaryo çok kötü, oyuncular çok kötü. Değinmek istemiyorum. Ama maalesef ki o da ihtiyacımız olan bir iş. Umuyorum ki arkası daha iyi gelecek. Peki, şimdi videonun başındaki iki soruya döndüğümüzde bu işler dünya standartlarında işler mi? Daha uzun cevabını verdik. Dediğim gibi cevap hayır. Ancak bu önemlerinden hiçbir şeyi yitirmiyor. İkinci soru neydi? Bu işlerin kalitesini nasıl ele almalıyız? Açıkçası yapılan hiçbir işi beğenmezsek, Türkiye'de bu işte bir bok yapılmıyor, öyle kötü oluyor, böyle kötü oluyor demeye devam ettiğimiz sürece zaten daha iyisini göremeyeceğiz. Dolayısıyla bu işlerin iyi kısımlarını, önemli kısımlarını öne çıkarmak çok kilit. Ben de bu noktada çok zor beğenen, her şeyi eleştiren biri olarak bu dizilerin hakkını vermek istedim. Niye mi? Onu eleştiriyorsun, daha kimi eleştiriyorsun? Senin bunları eleştirmiyor olman bence bir başarı. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu dizilere gereken önemi vermek lazım ve daha fazla yapıma bütçe çıkması için izlemek de lazım. Bayılmayı, başınızın dönmesine hayran kalmayı beklemeyin ama eğlenip keyifli vakit geçireceğiniz işler olarak bakıp tüm bu işleri izlemek gerek. Tünelin içindeki ışığı görüyoruz ancak henüz tünelin girişindeyiz. Dolayısıyla bu işleri de bu şekilde ele almak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bizim de daha çok video atmamız için abone olun. Öncelikle siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu dizileri nasıl buldunuz? Lütfen yazın. Onun haricinde bizim tünelimizin ucundaki ışığa doğru ilerleyebilmemiz için kamera arkasının dediği gibi beğenmeler, like'lar, yorumlar, paylaşmalar, onlar bunlar hepsini bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Yorum yapın derken neden bedenini gösterdin?